Hadi ne diyeceksin şimdi? Bunun hangisi iyi hocam bilmem. Ne bir sürü soru kardeşim. Dördünde kimyası farklı. Dört farklı yöreden gelmiş bu. İnsanların kafasını karıştırmayın. Çörek otunun temelde bir kimyası var. Özellikle yağ asitleri ve bu yağ asitleriyle beraber soğuk preslenirken bunlar içerdikleri proteinler var. Budur esas olan. Ha, içinde efendim şu yağ asiti benimkinde daha iyi daha yüksek benimki daha iyi yok öyle bir şey. Mühim olan bunu soğuk presleyebilmeniz ve en doğru türü seçmenizdir. Şimdi bak bunun içinde e, dördünde de nimetin hikmeti saklı. En en iyisi hangisidir derseniz tabii ki bunu biliyoruz. Ama şimdi burada kalkıp da efendim diğerleri yaramaz. Onlar da faydalı. Yani ee, en iyi olanlı insan metabolizması için veya insan sağlığı için mesela ülseratif kolit spesifik örnek veriyorum. Burada e, en uygun olanı var. Diğeri etkili olmaz mı? Diğer yöreden gelen o da etkili olur. Ama seçilmiş olan ülseratif kolite karşı önermiş olduğum çörek otu doğru yöreden geliyor. Çünkü kimya ülseratif kolite karşı yani kalın bağırsak iltihaplanmasında etkilidir. Ne kadar? Ha, ötekini bunu bir ay kullanacaksan diğerini iki ay kullanırsın veya bir buçuk ay kullanırsınız. Çörek otu yağı başka nerede çok etkili? Çölyak. Çölyak hastaları için bulunmaz bir nimettir. Efendim isterseniz bakın bunun siyah çekirdeklerini, çörek otu bitkisinin tohumlarını yani ezebilirsiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz veya soğuk presini de kullanırsınız. İşte şimdi ülseratif kolitte farklıdır veya e, şeyde farklıdır. E, çöl çölyak hastalığında. Hayır bunun bir grubu var ki en etkili olan o.